Koronanın bittiği ilk gün teker teker hepinize sarılıp böyle ciğerime sokmak istiyorum. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Siz nasılsınız? Havadisler sizde, biz sizi göremiyoruz. Havadisler bizde. Bende bir havadis yok aslında. Spora başladım. 3 yıl sonra. 2017'den beri yapmıyorum spor. Hastalık dönemimde bıraktım. Sonra da bir hoşuma gitti spor yapmamak. Öyle yaşadım yıllarca. Ama abi artık şimdi 2 adım atıyorum, nefes nefese kalıyorum. Belim tutuluyor falan, bu böyle olmaz dedim. Hocama geldim, eski hocama. Dedim beni böyle bir makine yapalım. Doğum günüm geliyor 21 Mart. Bir ayda ne makine olacak sana. Siz dedikleyen bu merdivenlere çıkamam. Nefes nefese mi oldu yoksa başka bir şey mi oldu? Yani. Başka bir şey olmadı aslında. Şimdi ufak tefek belki yazın konserler de başlar. Kondisyon sıfır. Yani ben şu an çıkıp 2 saat boyunca dans ederek şarkı söyleyemem gibime geliyor. O yüzden başladık. İrem Hanım, bizde bir havadis daha var. Öyle miymiş? Evet. Öyle. Yani siz bir şey duyduysanız. Asla. BKM oyuncusu. Buraya kuş sesleri koyun arkaya. Arkaya kuş sesleri koyun. Ya sizde kredim var diye düşünüyorum. Hani böyle bir konuyla alakalı ben değil de belki beraber konuşuruz diyeyim. Ama şimdi gerçekten kanter içerisindeyim. Böyle bir eve gidip. Makyajsız görünüyorsunuz. Ama hikaye de koyuyorum makyajsız diye. Artık alıp da İrem Derici makyajsız diye haber yapacak salak yoktur diye düşünüyorum. Yaparsa da şimdiden söylüyorum, salaktır yani. Var Google'da. Bak yine sinirlendim. Ay ama sizi çok özlemişim. İnanılmaz özlemişim. Madilik yok. Madiliğe doydum abi. 6 kişi aramızda mesafeyle oturduk. Bütün memleket beni konuştu. Gidip ama düğünleri konuşan mesela niye yok? Acaba konuşsak mı? Ben eve gideceğim. Bana daha bir şey sorma. Ödediniz mi? Daha gözükmüyor sistemde cezam. Ay bilmiyorum, gülünecek bir yanı yok aslında. Ya abi orada biz 3 saat oturduk, maskemiz hep vardı ama Zekai arkadaşımızın aldığı an, o 5 dakikalık an yemek yediğim an. Şimdi bu besin maddeleri genelde ağızdan alınıyor ya, hani kulak deliği falan olmuyor benim bildiğim, burun deliği. Ya buradan almamız lazım. O yüzden... Siz yılların İrem Dericisiniz, tamam mı? Gazeteciliğin, gazetelerin, muhabirlerin... Neyi, nasıl istediklerini siz biliyorsunuz, ona göre belki de hareket ederdim. Yani biliyorsun o anı yakalamak... Canım orada anladım. Beni aslında çok güzel gaza getirme çabası da vardı ama farkındaysanız hiç beklemediğiniz bir şekilde kibarlığımı ve sükunetimi, sabrımı korudum. Evet. Yoksa orada yaşadım. Eski İrem olsaydı sakinledim çocuklar. Vallahi sakinledim. Peki. Şarkı anlamında evet, sahneler falan dedik ama özlediniz, herkes özledi ama yani. Bu süre zarfında sürekli siz şarkı yapıyorum, bir şeyler yapıyorum ama bizim bilmemiz gereken bir şeyler yapamıyorsunuz yani şu anda. Bir de şarkı çıktı bir önce. Selam canım. Yani 1,5 ay, 2 ay oluyor, Şubat bitiyor değil mi? Ben artık takvim kavramını da yitirdiğim için. Yeni bir şey Haziran'a kadar falan hiç planlamıyorum. Neden soruyorsunuz sorarsanız sürekli. Evet. Onun için hep böyle yeni bir şey aldım, yoksa yeni çıktı şarkı. Ama yoruldum yani, bilmiyorum, sağım solum da pek benim belli olmaz ama tekrar belki Sagopa'yla bir şeyler olabilir. Hani şey değil, düet değil ama müzik direktörlüğümü yapmasını çok istiyorum Sagopa'nın. Böyle arada işte bana beatler yolluyor falan ama ufak tefek sıkıntılarım oluyor böyle yazma konusunda. Ben belki yaza doğru onun yaptığı bir şeyle tekrar dönebilirim bilmiyorum ama yoruldum çocuklar. Vallahi herkes patates gibi yatarken ben sürekli klip çektim, biraz hakkımdır. Evet, doğru. Peki anneniz hala kızıyor mu size? Şarkı yapma artık, gayrimenkul al, ev al, kendine bir şey al. Kim kızıyor mu? Anneniz. Yo, aşı oldu annem bugün. Sabah aşı oldu annem. 65 üstü o da. Kızsın ne yazar? Elde yoksa avuç ne yapsın yani şu an. Ben bunu daha önce böyle birkaç sene önce röportaj yaptım, demiştiniz ya, evet şarkı yapıyorum, sürekli paramı kazanmıyorum. Para. Şarkıya evet. Yani. Bu dönemde kazanmadan para verdik, gömdük kliplere, şarkılara de gitti. Man gitsin, gelir yenisi, ne yapalım, limon satarız, ne olacak abi, benim böyle şeylerim yok. Yatım katım olsun, bilmem ne olsun, Ferrari'm olsun, Ferrari. 2 tane mi arabanız var? 2 tane var ama yani öyle ünlü arabası gibi arabalar değil, biliyorsunuz. Bir tanesi kalem tıraş tipli jip. Gittim onu sarıya kaplattım. Herkes taksi diye durdurmaya çalışıyor beni. Yemin ediyorum. En sonunda bir tanesine camı açtım, dedim ki yok anam yok, taksi değilim dedim. Bakıyor böyle, İrem Derici dedi. Evet dedim, taksi değil İrem Derici. Onu kaplattık, zaten fiyatı düştü. Öbürü de zaten 5-6 yıllık bir tane Mini Cooper. Eviniz var mı? Yok. Evim vardı benim. Biliyorsunuz ev var. Yok, vardı. Daha ünlü değilken babamın aldığı ev vardı. Sattım, Dantel albümünü yaptım. Neden? Ben salağım çünkü. İşte olur olur. Öğrenmek istiyordum ya çünkü siz bildiğim kadar şarkıları hep harcıyorsunuz. Olur olur, evde olur, arabada olur, her şey olur. Gerek yok. Zaten benim 5 tane klibimi toplasam burada bir güzel daire yani. Bu ne yapacağım? O zaman İrem Derici daire alamadı. Onları da sattı. İrem Derici makyajsız, İrem Derici daire alamadı. İrem Derici mesafesiz piknik yaptı. Bir başlık atayım. Bir başlık atayım. Evet, bir haber başlığı. Hadi haberi oradan görelim. Olan yine dar gelirliği oldu yaz. Yok abi, başlık sizin işiniz. Gerçekten kıymetinizi bir kez daha anladım son olaydan sonra. Hani saygınıza, konuşmanıza, diksiyonunuza, her şeyinize sağlık. Yani hatta neyse sonra konuşuruz. Ben gaza gelmeyeyim. Çok incesin. Gaza gelmeyeyim. Her zaman öpüyorum. İnşallah bir dahaki sefere de tek olur çift. Değil mi? Hadi inşallah. Biz onu bekliyoruz. Burayı da 8 kere döndürmeyin ne olur zıpladığım yere. Tamam hadi kaçıyorum ben. Hep beraber dönüyoruz evet. Dur. Dur anam. Oraya çıktık mı? Dronlar uçabilir. Ne o anam? Mendil mi? Aa başlığı buldum. Cezadan dili yanan İrem Derici maskesiz sokağa çıkmıyor. Ben açın abi arşivlere bakın, bir senedir maskesiz sokağa zaten hiç çıkmadım. Biliyoruz zaten de. Tamam. Bilmeyenlere de uyaralım o zaman.